Merhaba, ben İzle Üstad. Sanatsal pratiğim araştırdığım konuların gerektirdiği mecralara yayılıyor. 2010 yılından beri bana bir tarihi figür, hayalet ve alter ego olarak görünen Zişan'la işbirliği içinde çalışıyorum. 1894-1970 yılları arasında yaşayan Zişan'ın arşivinden belgeleri kendi pratiğim içinden yorumluyorum ve böylece bastırılmış geçmişin gittikçe otoriterleşen günümüze musallat olduğu karmaşık bir zamansallık öneriyorum. Zişan'la işbirliğimde Zişan'ın tarihteki her isim bendir ve ben bir başkasıdır adlı otobiyografisinin bölümlerini oluşturuyorum. Bu bölümler yayınların eşlik ettiği sergiler olarak ortaya çıkıyor. Saha stüdyo kapsamında ise UF adlı bölüm üzerinde çalışıyorum. Bu bölüm Zişan'ın İngiliz yazar Vita Sackville-West ile İstanbul'da karşılaştığı ve aşık olduğu zamana odaklanıyor. Vita'nın İstanbul'da yaşadığı 1913 yılında Zişan'ın babası Dikran Bey'in fotoğraf stüdyosuna bir fotoğraf çektirmek için gelmesiyle karşılaşıyorlar. Vita'nın İstanbul'da olduğu bir yıl boyunca bu fotoğraf stüdyosunda vakit geçiriyorlar, aşklarını belgeliyorlar ve kendilerini arzuladıkları gibi gördükleri temsiller üretiyorlar. Sağ stüdyo kapsamında bana sağlanan bu çalışma alanını ise ben Vita ve Zişan'ın zaman geçirdikleri fotoğraf stüdyosu olarak hayal ettim. Mekanı kurgularken şarkiyatçı temsillere, sanatçı stüdyosuna dair mitlere ve aşka içkin olan arzu üreten fantazilere referansla bir takım nesneler ve bir dekor ürettim. Bu mekanda Ray ile işbirliği içinde çalışarak atanmış cinsiyeti kadın olan iki öznenin aşk deneyimini aslında bir araştırma sahası olarak kurguladık. Şarkiyatçı temsilleri yeniden canlandırdık. Atanmış rolleri müzakere ettik. Kendimizi arzuladığımız gibi görebileceğimiz temsiller ürettik. Geçmişten ve bilinçaltından gelen bir takım çağrışımlarla çalıştık. Bu süreçte aramızdaki ilişkiyi yapılandıran rızaya dayalı bir çerçeve oluşturduk ve bu çerçeveye dair sonradan yazılı hale getirdiğimiz metinde yerleştirmede bir kontrat olarak yer alıyor. Ayrıca oluşturulan fotoğraf stüdyosuna ve bizim içinde çalıştığımız alana daha sonra doğaçlama çalışma sürecimizden kayıtlardan seçilen fotoğraflar yerleşti. Sağ stüdyoda mekana özgü bir yerleştirmeyle vücut bulan UF, daha sonra Ra ile birlikte üreteceğimiz bir video ve bir yayınla tamamlanacak.